Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir şey yaptım. Haluk Levent'in konserine bilet aldım. Çok mutluyum. Yarın inşallah Beyak Silikon Bass'ta Kuruçeşme Arena'daki yere gidip konserine gideceğim. Yani hoş geldiniz. Hadi istatistiklere göre hani daha önce konserlere bazı gelip de şimdi gelenler %20'si daha önce gelmeyenler. Mesela daha önce bir şekilde konserime gelmemişler, ayağa kaldırsın. Gülmeyin, doğru %20. %80'i evden mi çıkartalım? %80'i bekletiyoruz. Doğum günü. Dur. Konserinde şarkı isteğinde bulunmak nine. Biliyorsunuz değil mi? Nine yani yok yani. Şarkı isteğinde bulunmak. Mesela oradan kalkıp abi Elfida istemeyeceğim. Olur söyleyeceğim. Ama o yanındakilere Haluk Levent'e şunu söyledim diyebilmek uğruna diyor. Mesela oradan biri illa bu şarkı. Bakın şöyle bir durum var. Şöyle bir durum oluyor. Bu şarkıyı ben Haluk Levent'e söyleyeceğim. Yanında altınlar kızlar. Çocuk hani Kurtlar Vadisi izlemiş olabiliyor. Eşkıya Dünya'yı izlemiş, büyümüş böyle. Hani Haluk abi falan. Var öyle arkadaşlar. Mesela ne dersen de ben bu şarkıyı söyleyeceğim diyenler var. Onun için bu arkadaşlara sevgiyle bakın. Yani böyle renklerin olabileceğini düşünün. Kızmayın. Onların da bu dünyada yeri var. Onların da bu dünyada yaşama hakkı var. Onlara böyle acı gözlerle de bakmayın. Onlara böyle sevgi pıtırcığı gibi bakın. Yani bırakın kendi halinde. Bağırsın, çağırsın. Onu böyle sen de bir renksin. Eksiğinle fazlanla değil. Onu söylerim. 3. Çok ısrar edenler varsa buranın görevlileri var. Şarkı isteğini yaz. Evet, kime alakalı şey, kime adayacaksa şarkıyı, sevgilisine kızar, onu yazsın. Bana göndermesin. Evet, elinde kalsın böyle, baksın çünkü okumayacağım. 4. Arkadaşlar konser bitince, dün akşam da yapıldı, yarın akşam da Hakan Altun'un konseri var. Orada da yapılacak. Bunları söylemek zorundayım. Konser bittikten sonra, şey vardı bizim Furya'da. Bir daha sanatçı orada bekler beni. Yapay! Yapay! Fazla söyle ama çıkmadı. Ya bana böyle bir şey yaparsanız gelmeyeceğim. Yalan yok, vallahi gelmeyeceğim. Ben unutun ya. Hani bir daha bir yok, gelmeyeceğim çünkü. Onu söyleyeyim. Bunları neden söylüyorum bu konserlerde? Çünkü başımıza geliyor. 6. Arkadaşlar ben böyle dolaşıyorum. Dolaşmamı bazen ne kadar halktan diye böyle yazılar yazıyorum. Halkın adamı. Adamın kralı, adamın dibi. Lan oğlum ne alakası var? Adam doktor demiş ki sabah yürüyemiyorsan konserde de full dolaş. Evet, sağlıklı yaşa, değil mi Monika anne? Dolaş diyor. Ben de dolaşıyorum. Sen Reyhan'la her sabah yürümüyor musun? Ben de yürüyorum.
Millet beni halkın adamı gibi görüyor da beni rahatsız ediyor. Ben bugüne bugün Fransız sosyetesiyle her türlü konuda yarışabilecek adamım. Farkında değiller sadece beni. Benim farkıma bir gün varacaklar. Bütün entelektüel burjuva aleminin bir numarasıyım ya. Değil mi Aydın? Evet, her ne kadar Necat Arabesk'in babası olsa da. Şimdi anlatmak istediğim şey, yani bizleri halkın adamı gibi görebilirsiniz, sağ olun. Ama aranızda dolaşırken bazı dostlarımız gerçekten olayı abartıyor. Şimdi diyeceksiniz ki niye konsere geldik konuşuyoruz. Tam bu esnaya getiriyorum saygıdan dolayı, onu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar diyor ki, abartıyor. Hayır. Arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız sevgiyi abartıyor. Mesela ben böyle evlerine ağrıyor, kaçın falan. Böyle yapıyorum konserlerde, böyle falan. Samimiyim ya. Biraz sonra bir şey oluyor, böyle yok. Ne güzel. Böyle. Allah'tan içkili ortam değil. İçkili ortamda şunu yapalım bakalım. Lan güvercin mi çağırıyorsun? Tavuk mu çağırıyorsun? Diye oldu. Ama ne olur samimiyeti elden bırakmayalım. Ama bu şekilde de. Yedinci madde, çok önemli maddelerden biri. Ben konserde şarkı söylerken az sonra göreceksiniz. Ya keşke benim zamanımda konserlerimde bir kısa yoldan söyleyeyim.
Dostlarım tabii ki var ama onlara hadi konsere gel de gidip iki tane sen şey yapma. Bugün kendi yerinden gelen sanatçı kardeşim Haluk abimin konserini seyretmiş. Bu arkadaşı bazılarınız tamam, bazılarınız tanımamış olabilir. Ama Türkiye'nin en güzel seslerinden biri, daha böyle genç bir arkadaş bir türkü söylüyor. Zaten ben gidip bir daha türkü söylemek de istemiyorum. Ya o çocuk söyledikten sonra benim içim gelmiyor. Özgür Can Çoban'a bir alkışlar var. Ezmeye başladı. Elimi öpmekten başladı. Yani şunu söylüyor. Kızlar artık ben varım. Haluk abi yaşlı. Oğlum lan ne yapmışsın? Bir, iki. Beni ezme. Çünkü neyse. Çünkü ben türkücü değilim. Türkücü bu. Ama ben de hani hep annemin hatırı için türkü söylerdim ya. Dedim ki bir iki tane hiç çalışmadık. Prova yapmadık. Gördüm. Bir iki tane söyler misin? Ben atlık tutacağım artık olursa. Özgür gel şuradan abi sen. Nerede sandalye? Gel buraya sandalye. Gel Özgür sen. Gel canım gel.
Güzel bir Haluk Levent konserinin sonrasında eve doğru yol alıyorum. Yürüme mesafesinde olduğu için evim Altunzade'den buradan yürüyorum. Çünkü bu saatte taksi bulamadım maalesef. Şöyle anlatayım. Haluk Levent'in konseri çok güzeldi ya. Yani zaten gördünüz siz de. Yani görüyorsunuz. Muhtemelen önden videoları atmış olacağım. Arabalar geçiyor. Çok benden ses çıkarıyor. Daha fazla ses çıkarıyor ama size son bir bitiş yapmadan da açıkçası kapatmak istemedim. Yani Haluk Levent'le ilgili sadece şöyle kısaca bir şey söylemek isterim. Hem türküler eşliğinde bize çok güzel bir sahne performansı sergiledi. Hem de şey bayağı bildiğin stand-up yaptı bence. Çok komikti. Çok ya sürekli söylüyorum hayranıyım diye ama kendisini gerçekten hayranıyım. Böyle arkadaşlarım artık bıkmıştır sürekli Haluk Levent'ten bahsederim. Çok gerçekten küçüklüğümde ben Şövalyeba Korusu'nun oradan geçiyorum. Burada bir konser vermişti yıllar önce. Hiç unutmuyorum. Bu konser ücretsizdi ve saat 9'da falan başlamıştı. İşte daha 10 yaşındayım falan. Bir şekilde ben o konsere gittim. İzin alıp ailemden gittim. Bakın şuradan giriş var zaten. Şöyle göstereyim. Ve inanılmaz derecede güzel bir konserde 10 yaşındayım ve onun albümünü yani nasıl böyle içten söylüyorum anlatamam. Yani o zamanın şartlarına göre kaset var vesaire. Buranın ışığı da çok güzelmiş dursa ama burada
Yani inanılmaz güzel bir atmosfer eşliğinde hani kendisini bana sevdirmişti. Zaten çok seviyordum. Mükemmel bir akşamdı. İnanılmaz güzel bir akşamdı. Bu akşamın da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Şöyle söyleyeyim, nasıl gittim oraya? Ortaköy'ün iki durak ilerisi falan Kurtçeşme Arena. Gitmesi çok kolay ama trafik, tabii ki de çok trafik vardı. Onu da hani göze alın derim hani. Ama inanılmaz güzel bir akşam yaşattı bize. Dönüşlerde şöyle bir tane tur, böyle güzel bir vapur, büyük bir vapur ayarlamış saatle. Karşıdan da direkt oraya gelinebiliyor. Dönüşte de Üsküdar, Kadıköy'e falan bırakabiliyor tur yolu ama içeriğini tabii bilmiyorum. Bakmakta fayda var. Yani Haluk Levent diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Eski Anadolu rockçılardan kim kaldı? Ben rock'a bayılırım ama Haluk Levent'e daha bir bayılırım. Yani küçükken kendisini aşırı 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 seviyordum. Hala daha çok seviyorum. Şu an herkes tarafından daha çok bilinmesi, şu anki gençler tarafından da çok daha bilinmesi benim de çok hoşuma gidiyor. Z kuşağının falan bilmesine. Klasik Z kuşağı diyorum ama çok arabalar geçiyor bizim buradan, kusura bakmayın. Çok ses oldu. Ama çıkışta alelacele gelmek zorunda kaldığım için, yani çıkmak zorunda kaldığım için böyle şey yapamadım, video yapamamıştım. Yolda yapıyorum şu an. Öyle. O zaman haftaya görüşmek üzere. Bakalım neler yapacağım. Ben de bilmiyorum. Spontane gelişiyor bazı şeyler. O zaman hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.